Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Ramazan gecesinde daha buluşturan Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Biz Ramazan'ın sonunu bayram diye adlandırırız. Mevlana ise Ramazan'ın başlangıcını bayram olarak adlandırır. Rabbimiz inşallah İhya ederekten bayrama eriştirmeyi bizlere nasip eylesin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele ala rasulihi vel kitabillezî enzele min qabl. İlâ ahiril âyeh. Sadakallahu l-azîm. Kıymetli müminler, bugün İman nedir? Ne anlaşılır? Mümin denilince akla ne gelmelidir? Kur'an'da Rabbul Alemin imanı nasıl anlatır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanın kriterlerini nasıl değerlendirir? Bütün bunlara değinmeye çalışacağız. Vaktimiz el verdiği müddetçe, dilimiz döndüğü müddetçe. Kıymetli müminler, dini hayat iman ile başlar. İbadet ile devam eder. Ahlak ile de yaşanır. Dini hayat iman ile başlar, ibadet ile devam eder, ahlak ile yaşanır. İman, ibadet ve güzel davranışlarla amacına ulaşabilir ancak. Zira ibadetler imanın gıdasıdır. İbadetler imanın destekleyicisidir ve koruyucularıdır. Rabbül Alemin kendisine sayısız nimetler verdiği insanı ve şu dünyayı emrine müsahhar kıldığı bu insanı iman ile şerefli olabileceğini Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti cellesinde bizlere sunar ve dünyada ve ahirette kaybetmek istemiyorsanız müminlerden olun ifadesine Kur'an'da sıkça rastlarız zaten. İnsanın yaratılış gayesi olan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayeti cellesinin fehvasınca ancak Allah-u Teala'ya kulluk için yaratıldık. Tabii ki bu kulluğun yerine gelmesi için de ilk önce Rabbimizin bizden istediği imani billah'tır. Allah-u Teala'ya imandır. Evet, imanın esasları olarak adlandırdığımız, daha küçük yaşlarda kulaklarımıza pelesenk ettiğimiz âmentü ifadesiyle hafızalarımızda yer bulan âmentü duası daha küçük yaşlarda bize ezberletilmiş ve imanın nasıl olması gerektiğini aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında, anlatımında biz bunu bulmaktayız. Peki iman deyince nasıl bir iman olmalı? İmanın altı esasına nasıl inanılmalı? Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekmekte. Bakın, müşriklerin, Yahudilerin veya diğer din mensuplarının ve şeytanın dahi bu inandığımız şeylere inanmaları var. Fakat farklı bir açıdan inanmaları var. Evet, müminler Allah-u Teala'ya inanırlar. Onun emir ve yasaklarının olduğuna inanırlar. Allah-u Teala'nın şu dünyada düzen koyucu olduğuna inanırlar. Tamamen yerde gökte ne varsa onun emrinde olduğuna inanırlar. Fakat aynı iman başkalarında da var. Fakat Müslümanın imanı gibi değil. Bakın, Hristiyanlar ve Yahudiler Allah-u Teala'yı çocuk edindirirken, çocuk sahibi yaparken, Mekkeli müşrikler hakeza melekleri Allah'ın kızları olarak anlatırken, ifade ederken Kur'an-ı Kerim özellikle İhlas suresinde o Allah-u Teala ki doğmadı, doğrulmadı ifadeleriyle aslında onun bir eşinin benzeri olmayacağını ve kendisinin de affedersiniz çoğalmaya bir mahal bulmayacağını, olmayacağını Kur'an-ı Hakim'de bizlere anlatmakta. Bakın, Mekkeli müşriklerin dedik ya melek inançları var. Onlar meleklere bakarken Allah-u Teala'nın kızları olarak görmekte. Meleklere bir cinsiyet atfetmekteler. Oysa biz İslam'a göre bilmekteyiz ki meleklerin ne dişilikleri var ne erkeklikleri var. Hatta bu durum öyle bize yansımış ki maalesef eski filmlerimizde
melek hanım diye ifade edilen, meleklere tabiri caizse bir cinsiyet biçen bir yaklaşım var. Oysa bu İslam'ın yansıması değil, İslam'ın meleklere bakışıyla hiç de irtibatlı değil. Tabii ki bir de kitaplara iman var. İmanın esaslarından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril hadisinde ifade ettiği işte o altı esas. O altı esasa Allah ve Resulünün istediği şekilde inanırsak ancak müminler topluluğuna girmiş oluruz. Yoksa Allah muhafaza müşrik, Hristiyan, Yahudi veya şeytani bir inanışın simgesini üzerimizde taşımış oluruz bu anlamda. Evet, Yahudiler Tevrat'tan sonra gelen kitapları kabul etmezler. Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'i kabul etmezler. Çünkü kendi peygamberleri son peygamberdir. Ondan sonraki gelenleri ise batıl olarak kabul ederler. Dolayısıyla Rabbül Alemin'e tamamen onun gönderdiğine isyandan başka bir şey değildir. Ahiret gününe iman. Şeytan aleyhillâne de ahiret gününe iman eder. İman ettiğini söyler. Kur'an-ı Kerim'de yine Araf suresinde Rabbimiz anlatır şeytan aleyhillâneyi. Adem aleyhisselama secde etmemesinden başlar ve onun savunuculuğunu Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Şeytan kendisini şöyle savunmakta. Bana kıyamet kopana kadar, ahiret olana kadar bana mühlet ver Allah'ım diye Allah-u Teala'dan bir izin ister. Buradan anlamaktayız ki şeytanın da aslında ahirete bir inancı var. Fakat gel gelelim, imanı var mı? Yok. Amelleri var mı? Yok. O zaten çoktan bu sınavı kaybetmiş vaziyette. Evet, ahirete iman dedik. Mekkeli müşrikler ise ahirete imanı veya ateşperestler, buna benzer mecusiler, kendilerinde bir ahiret inancı yoktur. Biz derler öldükten sonra veya kemiklerimiz un ufak olduktan sonra mı diriltileceğiz? Bu ne kadar şaşkın bir iştir, ne kadar zor bir iştir diye öldükten sonra yani ahirete inanmayı inkar ederler. Oysa mümin nasıl iman eder? Ben öldükten sonra diriltileceksem buna hazır olmalıyım, buna bağlı olarak bir hayat yaşamalıyım diye Müslümanın hayatı, Müslümanın imanı bu şekilde yer bulmalıdır. Yoksa Allah muhafaza farkına varmadan müminin inanışı gibi değil, başkalarının inanışı gibi hayat sergilemeye başlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala "Aminu bil kader" demez. İmana, ya kadere iman edin demez belki ayeti cellelerde. Fakat kadere iman edecek şeylere inanmamızı bize emreder Allah-u Teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril hadisi diye hafızalarda meşhur olan o hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine insan hüviyetinde gelen Cebrail aleyhisselamın sorularına, İslam sorusuna, İslam'ın beş esasını saydıktan sonra iman sorusuna da amentü diye adlandırdığımız, kodlandırdığımız o imanın altı esasını ahiret gününe iman edin. Kim bunları inkar ederse büyük bir sapıklığın içine düşmüş olur diye Rabbül Alemin imanın bize kazanımlarını, imansızlığın bize kaybettirdiği şeyleri anlatır. Gerçek iyilik başka bir ayet-i cellede, gerçek iyilik yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmeniz değil, gerçek iyilik Allah-u Teala'ya, meleklerine, kitaplarına inanmanızdan geçer diye başka bir ayet-i cellede bizlere seslenir. Evet, imanın kalbi, imanın yerleşkesi, imanın yeri kalptir.
şöyle adlandırılır ya, şöyle simgeleşmiştir aslında dinimizde. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardan ibarettir. İman kalp ile tasdikten ibaret. Evet, bundan dolayı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Zeyd bir gazveden geldiği zaman durum şöyle anlatılmıştı. Ey Allah'ın Resulü, ben bir adamın üzerine çullanmıştım ki tam öldürecektim, iman ettim dedi. Ben de sen son nefesten korktuğun için iman ettin dedim ve onu öldürdüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Zeyd'e öyle diyor. Sen onun kalbini yardımda mı baktın? Belki iman etmişti diyerekten imanın asıl yerleşkesinin kalp olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle ifade ediyor. Bir de iman deyince tabii ki sadece kalp ile tasdik değil, bir de dil ile ikrardan ibaret olan bir imanımız var. Dil ile ikrar olan iman niçin lazımdır? İnsanların bizi mümin olarak tanımaları, öldüğümüz zaman mümin olarak yıkayıp kefenlemeleri, defnederken de aynı şekilde mümin olarak öldüğümüzü, müminler mezarlığına gömülebileceğini ifade içindir bu iman, dil ile tasdik. Dil ile ikrar ancak bunu ifade ediyor. Evet, iman cennete götürüyor. Buna baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere aktardığı başka bir şey, yine Allah-u Teala'nın bizlere aktarmış olduğu, aslında yine farklı bir pencereden bakacak olursak imanın farklı farklı nüvelerini biz görmekteyiz. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman imana giden yol birbirimizi sevmekten geçiyor. Cennete giden yol da imanlı olmaktan geçiyor. Mümin bu anlamda, bu bağlamda ayaklarının nerede durduğunu gözden geçirmesi gerekiyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir ifadesinde Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de canı, ırzı ve malı konusunda insanların kendisinde emniyette olduğu kimsedir. Evet, bu anlamda imanı iç güvenlik olarak adlandırabilir. İslam'ı da dış güvenlik olarak anlatabiliriz, adlandırabiliriz. Allah Resulü imanı şu şekilde açıklıyor bir hadis-i şerifinde. İslam dışta ve görünürdedir. Öyle değil mi? Bakın, kelime-i şehadetten tutun, beş vakit namaz, bir aylık, senede bir ay tuttuğumuz oruç, yine zekat ibadeti, yine hac ibadeti görünür ibadetlerdir. Görünmesi gereken ibadetlerdir. Bunlar farz ibadet olmaları sebebiyle. Ama iman içte ve kalpte olandır. Bunu da ancak Rabbül Alemin bilir. İman kalp ile ikrar ancak Allah katında geçerliliğini korur. Dil ile ikrar ise toplumsal gerçekliğini, geçerliliğini ifade eder. Düşünelim ki miras paylaşımından tutun, cezalandırmaya dair ne varsa İslam hukukunda hepsi mevcuttur zaten. Bütün bunlar İslam'a göre yaşandığı takdirde, İslam'a göre uygulandığı takdirde görünür, yani görüntüde bir Müslüman profili vardır. Fakat öbür türlü iman profilini biz normal hayatta göremeyiz. Fakat buna rağmen Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz iki tane sure-i celilesi vardır. Bir tanesi Mü'min suresi, bir tanesi Mü'minun suresi. Mü'minun suresinde Rabbimiz gerçekten kurtuluşa eren mü'minleri anlatır. O mü'minlerden bahsederken de namazı kılanlar değil, namazı huşu içinde kılanlar. Yine nefislerini muhafaza edenler, helali harama dikkat edenler, bütün bu vasıflar Müslümanın vasıflarıdır. Yine onlar ticaretlerinde kimseyi aldatmazlar ve onlar güvenilen kimselerdir diye Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin özelliklerinden bahseder. Bu ayeti celleyi değerlendirdiğimiz zaman aslında mümin deyince Müslümanlık vasıflarını yerine getiren, imanını amelleriyle destekleyen kişi anlamını çıkarıyoruz. Evet, iman bir şereftir taşımasını bilene. Ama bir kişi ki
imanı bir şeref olarak kabul etmiyor da bir tezellül olarak kabul ediyorsa veya kendisini bu imanın tabiri caizse ağır ibadetler yüklediğini ifade ediyorsa aslında kendisi hem dünya açısından hem ahiret açısından büyük bir pervasızlığın içerisinde ama onun bunun farkında değil. Özellikle günümüz şartlarında Müslümanlar bir kimlik bunalımı yaşamaktalar. Bunun asıl sebebi imanını hayatına iktidar edemeyişinden kaynaklanmakta. İmanını hayatına iktidar edemeyişinden kaynaklanmakta. Ya da Müslüman oluşuyla iftihar edemeyişinden ya da iftihar edilebilecek bir imana sahip olamamasından kaynaklanmakta. İftihar edilebilecek bir imana sahip olmamasından kaynaklanmakta bugünkü insanların, Müslümanların özellikle kimlik bunalımı. Evet, küfre rıza küfürdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle. Bir de küfre hayran olmak var. Allah muhafaza, bu da hem dünya açısından hem ahiret açısından kişinin musibette olduğunun başka bir göstergesi. İmanın gerçekten hakim olduğu toplumda biz ahlakı görürüz, adaleti, fazileti görürüz, ülfet ve muhabbeti görürüz, yardımlaşmayı görürüz, baş tacı edilen değerleri, iffeti, namusu görürüz. Ama ve lakin bütün bunlar İslam hakim olmazsa, iman hakim olmazsa bir toplumda, o toplumda biz maalesef sefalet, atalet, bencillik, rezalet, nefret gibi bir cümle şeytani vasıfları biz Müslümanların insanlığın üzerinde görmüş oluruz. Evet, iman öyle muazzam silahın emniyet kemeridir ki veya tabiri caizse atom ve nötron bombasını yapan insan adlı bir muazzam silah var. Böyle bir silah düşünelim. Atomu yapıyor, nötronu yapıyor. Bunlarla birlikte beraber kocaman bir bomba yapıyor. İnsanlığı tehdit eden. İşte bu tehdidin emniyet anahtarı imandır. Eğer biz imanı muhafaza edebilirsek, toplumumuza imanı yeniden canlandırabilirsek, dünyada da ahirette de kaybetmeyen toplum olacağız. Bakın, gazete ve benzeri haberlerde sıkça rastlarsınız. Ülkelerde işlenen cinayetleri, falan devlette öldürülen insanları, mazlumları, eşini öldüren kocaları, kocasını vuran kadınları görürsünüz haberlerde. Babalarına silah çeken çocukları, çocuklarını doğrayan babaları, buna benzer bir cümle şer ne varsa onu insanların hayatında görürsünüz. Bütün bunlar imanın hayata hakim olmamasından kaynaklanmakta. Ya da imanın farkına varamamaktan, iman zafiyetinden, imansızlıktan ya da imani eksiklikten kaynaklanmakta. Evet, müminin imanı öyle olmalı ki, hani diyor ya Akif, ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlar da Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilse havf-ı yezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın diyor. İnsanın ahlakını yücelten ne okumasıdır ne bilge sahibi olmasıdır diyor. İnsanın ahlakını yücelten Allah korkusudur. Yüreklerden çekilmiş olsa havf-ı yezdanın, yani yüreklerden Allah korkusu çekilmiş olsa, yüreklerden iman çekilmiş olsa ne irfanın kalır tesiri, ne okumanın, bilgeliğin kalır tesiri, ne de vicdanların kalır tesiri diyor Akif. Evet, Allah korkusu insanların kalbi. Desteklenilmediği zaman maalesef açığa bırakılmış bir sebze meyveden farksızdır imanımız. Bakın, ibadetlerimiz var. Günlük 5 vakit, özellikle Ramazan'da üzerinde daha çok durmamız gereken ibadetimiz. Yine orucumuz var, zekatımız var, diğer ibadet ve taatımız var.
Bütün bunlar olduğu zaman tabiri caizse askerin üzerindeki bir miğfere benziyor. Şeytan aleyhillâne bir saldırı düzenlediği zaman bu saldırı miğferde kalıyor. Yani namaz ibadetinde kalıyor, diğer ibadetlerde kalıyor. Şöyle bir teşbih yapacak olsak, namaz kılarken her şey aklımıza geliyor değil mi? Unuttuğumuz şeyler, hayat programımız, günlük yapmamız gereken şeylerin birçoğu namazda aklımıza geliyor. Veya diğer sair zamanlarda aklımıza gelmeyen, fikriyatımıza düşmeyen şeyler oruçlu olduğumuz zaman düşüyor. İşte şeytan aleyhillâne bizim imanımıza öyle bir el uzatıyor ki bütün bu namazımız, ibadet ve taatımız onun önünde en büyük engel. Bir kimse de eğer beş vakit namaz yoksa, sadaka, zekat yoksa, bir kimsenin hayatında oruç yoksa miğfersiz bir askere benziyor. Şeytan ilk saldırdığı anda imanına saldıracak. Bu sefer o kişi şüphelerle uğraşacak. İmanını kaybetme derdinde olacak. Evet, Müslümanın hayatında eğer Allah ve Resulü'nün çizdiği notalar, rotalar olmuş olursa şeytan aleyhillâne ona hiçbir zaman ne imanına musallat olabilecek ne de ameline musallat olabilecek. Bakın Kur'an-ı Kerim'de şeytan aleyhillâne ile alakalı olarak Rabbimiz şöyle seslenir. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Şeytan aleyhillâne'nin der iman eden ve Allahu Teala'ya tevekkül edenlerin üzerinde hiçbir saltanatı yoktur der Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'de. O zaman iman başta. Tabii ki bu imanın muhafazası olması gerekiyor. Beş vakit namaz ve sair ibadetlerimiz, haramdan uzak durmamız, helalle yetinmemiz, helalle karnımızı doyurmamız ve vesaire. Evet, bütün bunlar olduğu zaman şeytan aleyhillâne bizim imanımıza musallat olamayacak. Ve kişi de tevekkül olduğu zaman, ayet-i cellede değinmiştik ya, iman edip Allahu Teala'ya tevekkül edenler üzerinde şeytan aleyhillâne'nin bir saltanatı yoktur. Kişi Allah'a imanmışsa, inanmışsa, iman etmişse ve tevekkeltu alallah diyerekten işin sonunu, işin ucunu Allahu Teala'ya bağlamışsa Allah'ın izniyle şeytanın onun üzerinde bir egemenliği olmayacak, herhangi bir saltanatı da olmayacak. Evet. İman itaat etmeyi gerektiriyor. Madem mümin Kur'an'a inanıyor, Allah'a ifadesinde yerini bulan Rabbimizin sözünü dinleyecek, sadece iman iman olarak kalmayacak, itaata yerleşecek, itaata sirayet edecek. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hayatına geçirecek, ancak o zaman iman muhafaza edilmiş olur. Bir ayeti celleyle, vaktimiz de dolmak üzere, bir ayeti celleyle sona yaklaşmak istiyorum. Ankebût suresinde Rabbimiz der ki: Estaûzu billâh. Elif lâm mîm. Ehasibennâsu en yutrakû en yekûlû âmennâ ve hum lâ yuftenûn. Ey Habibim, söyle ki onlara sadece inandık demeleriyle, hiçbir imtihana tabi tutulmadan kolayca cennete gidivereceklerini mi umuyorlar? Öyle bir zan içindeler mi? Ne kadar da yanlış yorumluyorlar diye Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'de peygamberimizi sözcü olaraktan tutaraktan Müslümanlara öyle sesleniyor. Evet, sadece inandık dememiz bizi kurtarmayacak. Amellerimiz olacak. Bir de şu dünya hayatında sınanmamız gerekecek. Kimi zaman bu sınanmalara sabırla karşılık verenler, sabır yolunu tutanlar dünyada da ahirette de kazanacaklar. İman ile alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Üç haslet vardır ki diyor. Bunlar kimde varsa o imanın tadını almış olur. Üç haslet vardır. Bu üç haslet kimde bulunursa o kişi imanın tadını almış olur. Birinci haslet, Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek. Nefsinden ve kainatta ne varsa her şeyden daha fazla sevmek Allah ve Resulünü. İkincisi, sırf Allah rızası için müminleri sevmek. İnsanları bunun için sevmek. Allah sevdiği için sevmek veya Allah rızası için sevmek. Üçüncüsü ise
imansızlıktan kurtulduktan sonra, yani daha önce Müslüman değildi veya Müslümandı, küfre düşerekten ölürüm korkusuyla yaşamak, işte diyor, bu da diyor kişinin sağlam bir imana sahip olmasının, imanın tadını almasının üç temel hasletidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz imanımızı muhafaza edebilmeyi, bu anlamda ibadetleri aksatmadan yerine getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla bitirelim inşallah. Allahümme habbib ileynel iman. Ey Rabbimiz, bize imanı sevdir. Ve zeyyinhu fî kulûbina, ve kalplerimizi bu imanla süsle. Ve kerih ileynel küfra vel füsûka vel isyan. İsyanı, küfrü, şirki, her türlü kötülüğü bize kötü göster ve bizim kalbimize bunları yerleştirme. Bizleri ve ceannâ minel râşidîn, rüştüne erenlerden eyle, durumun farkına varanlardan eyle, ahiret odaklı çalışanlardan eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rızaenillahi teala. El-Fatiha.